Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız video çok kısa olacak bu geceki 23 Ocak geç saatte başlayacak olan tahminleri vereceğiz NBA maç tahminlerini vereceğiz bu video çok kısa olacak hızlı bir şekilde tahminleri verip geçeceğiz arkadaşlar tabii ki öncelikle belirtmek lazım e, 4 tane maç var toplamda 5 maç var gece ve gecede ben dördünü size vermeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde başlamadan önce tabii ki dünkü videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dünkü videoda full çektik arkadaşlar. 4'te 4 gelmiş oldu. Doğru şekilde oynayıp kazanan arkadaşları öncelikle tebrik ediyorum. Çoğunlukla geldi. Detaylara girmeyeceğiz. Video uzun sürmesin diye isteyen dünkü videoya bakabilir. Detaylı bir şekilde ne verdiğimizi ne geldiğini anlayabilir. Bu videoda da Açıklamalar kısmına Facebook'umuzu bırakacağız. Ee, Facebook'umuz dediğim gibi Facebook açtık. Ee, i̇smimiz Aras Hasanov Facebook'ta. Ee, Aras Hasanov diye açıklamalarda yine ismini bırakacağım. İsteyen orada arkadaşlık gönderebilir. Onaylayacağız ve bazen e, oradan tahminleri de verme durumlarımız olacak. Video yapamadığımız zamanlarda ve değişik tahminler, futbol tahminleri de oradan vermeye çalışacağız. O yüzden arkadaşlık onayı gönderin. Biz de sizi kabul edeceğiz. Oradan bir grup oluşturup daha etkin bir şekilde komünikasyon yapabiliriz arkadaşlar. Başlıyoruz hızlı bir şekilde bu geceki maçlarla. İlk maçımız Denver Nuggets Oklahoma maçı. Bu maçta Jokic ve Jamal Murray dinlendirilecek gibi konuşuluyor. Tabii ki maç önü kadrolara bir bakarsanız Oklahoma tarafında ise her, her şey yolunda. Hepsi oynayacak normal oynayanlardan. Cilus, Alexander, Lucas Dort ve George Gidi üçlüsü oynayacak. Denver tarafında dediğim gibi eksikler olacak ama yine de Denver eksiklere rağmen Oklahomayı yenebilir. Burada size taraf baksenine gitmenizi önermiyorum. 236 sayı üz baremine gidebilirsiniz. Oklahomadan fazla sayı atmasını bekliyorum bu maçta. Tabii ki Denver de kendi evinde buna cevap verecektir. Denver'da kazanabilir, Oklahoma'da kazanabilir. Ama burada maç üste gidecektir. 236 sayı üz baremini alabilirsiniz. 1.60 orandan. Michael Porter Jr. 17 sayı üstünde atar. Ve Julius Alexander 28 sayı üstünde atar. Ekstra olarak burada oynayabileceğiniz güzel orandan size sunabileceğim bir ekstra oyuncu var. Josh Giddy double double yapar. 2.30 oran. George Giddy'nin double double'ını kullanabilirsiniz. Burada double double yapacaktır. Büyük bir ihtimalle güzel 2 otuz orandan güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Phoenix Suns Memphis Grizzlies maçı. Phoenix'te Devin Booker eksikliği devam ediyor. Bu maçta Chris Paul oynayacak gibi gözükse de işleri kolay değil. Memphis'e karşı Memphis'te şu anda iyi e formda olan Camoran, Desmond Bain, Dillon Brooks, Jaren Jackson, Steven Adams gibi oyuncular var iyi bir şekilde oynuyorlar. Üst sıraları zorlamaya devam ediyorlar. Bu maçta da iyi oynayacaklar. Hazır eksik Phoenix'i yakalamış ki Memphis kazanır diyorum. 1.30 orandan Memphis'in galibiyetine gidebilirsiniz. Memphis Grizzlies kazanacaktır. İsteyen oran yükseltmek için ufak tefek kendi kaplarda da kullanabilir. Michael Bridges 17 sayı üstünde atar ve Camorant 28 sayı üstünde atar. Geliyoruz 3. maça. 3. maçta güzel maçlardan biri olacak. Artık Steph Curry'nin dönüşünü bekliyoruz bu maçla beraber. Golden State Warriors, Brooklyn Nets maçı. Brooklyn'de Kevin Durant eksikliği devam ediyor ve Kevin Durantsız maç kazanamıyorlar. Golden State Warriors ise Steph Curry'nin dönüşüyle birlikte artık çok daha etkin oynamaya başlayacak başlamasını bekliyoruz. Üst sıralara çıkmasını bekliyoruz. Bu maçta onun başlangıcı olacaktır. Golden State Warriors kendi evinde Brooklyn eksik Brooklyn karşısında kazanır. 1.30 oranından sağlam olarak Golden State Warriors'ın galibiyetini alabilirsiniz. İsteyen ufak tefek handikaplar da kullanabilir bu maçta. Ama Golden State Warriors kazanacaktır. Steph Curry 26 sayı üstünde atar ve Kyrie Irving 30 sayı üstünde atar bu iki oyuncunun fazla sayılarla birlikte takımlarına destek vereceklerini düşünüyorum. Steph Curry'den bu maçta patlama yapmasını bekliyorum ve 30 sayı ve üzerlerine çıkmasını bekliyorum. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Portland Los Angeles Lakers maçı. Burada güzel maçlardan biri olacak. İyi bir şekilde oynayan kendi evinde coşkulu oynayan Portland eksik Lakers'a karşı oynayacak. Lakers'ta eksikler devam ediyor. Lonnie Walker da yok. Anthony Davis de hala yok. LeBron James bir şekilde takımı taşımaya çalışıyor. Bazı maçları kazandırıyor ama tabii ki bu o maçlardan biri olmayacak. Portland kendi evinde kazanır diyorum. Burada isteyen üstte de gidebilir ama benim size önerim üst almayın. Bu maçı patlatma imkanları var. Üst olarak burada Portland tarafına gidin. Damian Lillard'lı son dönemde Anferene Simons, Yusuf Nurkic ve Jeremy Grantlı Portland Lakers karşısında kazanacaktır. Son dönemde çok iyi formda bulunan Lillard, Damian Lillard liderlik yapıp Lakers'ı yıkacaktır ve fazla sayılar atacaktır. 145 gibi güzel orandan Portland'ın galibiyetini öneriyorum Los Angeles Lakers karşısında. Damian Lillard 32 sayı üstünde atar ve LeBron James 33 sayı üstünde atar. Sayı krallığına da ulaşmasına çok az kaldı. Yine bu maçta patlama yapıp fazla sayı atacağını düşünüyorum. Lebron James'in isteyen kullanabilir. Ekstra olarak burada Yusuf için de double double alabilirsiniz. Yusuf Nurkic double double yapacaktır. 1.80 oranından kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Golden State Warriors Brooklyn Nets maçında Golden State Warriors kazanır. 1.30 oran isteyen oran yükseltmek için biraz handicap kullanabilir ve az önce dediğim gibi Portland Los Angeles Lakers Portland kazanır 1.45 oran. Bu iki maçı önüne çıkartıyorum kombin olarak arkadaşlar. Bu iki maçı kombinlerseniz yine yaklaşık 2 ve üzeri orandan kazanma şansı elde edersiniz. E, oyuncu üçlü baremimiz işte üçlüümüz ise şöyle olacak. Oyuncu baremindeki üst olarak düşündüğümüz üçlü Cibus Alexander 28 sayı üstünde atar. Steph Curry 26 sayı üstünde atar. Ve Damian Lillard 32 sayı üstünde atar. Üçlümüz böyle arkadaşlar. Tekrar yorum hızlı bir şekilde. Cibus Alexander 28 sayı üstünde atar. Steph Curry 26 sayı üstünde atar. Ve Damian Lillard 32 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü de kombinlerseniz beş gibi güzel oranlar kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu geceki videomuz da böyleydi. Umarım hızlı bir şekilde yüklenir ve yararlanırsınız arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Umarız bu videoyu artık bir 100 beğeniye çıkartırsınız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.